Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali başladı. 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nde Mevlüt okutuldu. O ülkede kim doğdu, hayrul beşer anesi, anda neler gördü neler. 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nin ilk günü bütünsel bir etkinlikle Zincirliye Medresesi Sanat Atölyeleri programıyla birlikte Miryokefalon Savaşı'nın 842. yıl dönümü dolayısıyla Somuncu Baba Camii'nde Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Kılıçarslan şehit ve gazilerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif programının sonunda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, programa katılan il protokolü üyeleri ve vatandaşlara elleriyle lokma ikramında bulundu. Bugün Miryokefalon Savaşı'nın 842. Yıl dönümü. Sizler de bildiği gibi Malazgirt Savaşı'yla Türkiye'ye kapılarını açtıktan sonra Alparslan, 2. Kılıcarslan da Miryokefalon Savaşı'yla şunu ispat etti ki bütün dünyaya, artık Anadolu'dan Türkleri atamayacaklarını, Türklerin yurdu olduğunu bir kere daha ispat etmiş oldu. Dolayısıyla 2. Kılıcarslan bu vesileyle bizler onu programlar vesilesiyle anma yapıyoruz. İlkini az önce Mevlid programımızla başlattık. Allah nasip ederse bir hafta boyunca hem medresede yapacağımız sohbetlerle hem de cuma günü itibariyle de başlayacağımız festival programları ve Türk atasporlarımızın tanıtması maksadıyla gerçekleştireceğimiz programlarla bir hafta boyunca hem 2. Kılıcarslan'ı, hayatını, eserlerini, yaptığı çalışmaları hatırlatmak hem de bu vesileyle 17 Eylül bildiğiniz gibi bu savaşın yıl dönümü. Bunu da hatırlatmak maksadıyla böyle bir program içerisindeyiz. Lokma dağıtımının ardından Başkan Yazgı ve beraberindekiler Ervah kabristanlığında yatan manevi büyükleri kabirleri başında ziyaret ederek dualarla yad ettiler. Festival belirlenen etkinlik takvimi çerçevesinde düzenlenen programlarla 23 Eylül tarihine kadar devam edecek. Türk tarihinde önemli yer taşıyan ve Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nde 842. yıl dönümü kutlanan Miryokefalon Savaşı 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli Düzbel mevki civarında gerçekleşmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Mesut vefat etmiş ve yerine devletin hükümdarı olmak için 2. Kılıçarslan geçmiştir. 2. Kılıçarslan döneminde Sakarya'dan Fırat'a kadar genişletilen ülke toprakları o tahta geçtikten sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin himayesine katılmıştır. Bizanslar ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu iyi halini çekememiştir. Bizans bu duruma son vermek için taarruza geçmiştir. Bu savaşla Bizans elindeki toprakları muhafaza etme amacına dayanan bir savunma siyaseti izlemeye başlamıştır. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu bu savaş sayesinde ispatlanmıştır. Bizans'ın Anadolu'yu geri alma hayali sona ermiştir. Bizans ağır savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için okullar açıldı, öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı. Aksaray'da ilk öğretim haftası Emlak Kredi İlkokulu'nda düzenlenen kutlama etkinliğiyle başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime olan desteğini sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı öğrencilere hediyeler dağıttı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Protokolü üyeleri Emlak Kredi İlkokulu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşayan öğrenciler gösterilerle eğitim haftasını kutladı. Öğrenciler okullarında düzenlenen törene katılan Vali Aykut Pekmez, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Protokolü üyelerini çiçeklerle karşıladılar.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, okula başlayan tüm öğrencilerin ilk öğretim haftasını kutladı. 460 okul ve kurumda 4143 derslikte 6000 öğretmenle 82000 öğrencimizle 2018-2019 eğitim öğretim yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının ilimize, ülkemize, tüm eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yapan Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Vali Aykut Pekmez, tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına yeni eğitim öğretim yılında sağlıklı ve başarılı bir yıl diledi. Hocamız şöyle başladı öğretmenimiz. Emlak Kredi Öğretim Okulu var, hazır ol. Şimdi burada çocuklar rahat olsun ama biz hazır olalım. Biz neye hazır olalım? Bu millet 7 yaşında çocuğunu bize veriyor, devlete teslim ediyor. 22 yaşına kadar bizde kalıyor. Bütün mesuliyet öncelikle bizde. Öğretmenlerimizde, öğretmenlerimiz hazır olsunlar. Çocuklar rahat olsun. Onlar yeni bir dünyaya giriyorlar, büyüyecekler, öğrenecekler, tanışacaklar, sevecekler. Ama öğretmen, okul demek öğretmen demektir arkadaşlar. Bina yapmak eğitimcilik değildir, bina yapmak inşaatçılıktır. Masa sıra almak marangozluktur. Eğitimcilik çocuğu eğitmektir, o dersi vermektir, o müfredatı, o ruhu, o inancı, o ideali, o ufku, vizyonu çocuğa vermektir. Öğretmen çok önemli. Milli eğitim dediğimizde, eğitim dediğimizde eğitici, öğretici sıfatıyla öğretmen her şeyin merkezinde durur. Türk milli eğitiminin bana göre bir tek problemi vardır. Müfredat ve muallim. Muhteva, içerik ve öğretmen. Neyi öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz? Bunun ikisinin de anahtarı öğretmendir. Okulun annesi öğrencine değil öğretmendedir. Evet, biraz sonra hep beraber derslerini çalacağız. Aksaray'ımızda yaklaşık 82 bin öğrencimiz, Türkiye genelinde de 18 milyondan fazla öğrencimiz bugün ders başı yapmış olacak. Elbette bugün özellikle birinci sınıfa başlayacak çocuklarımız ve en az onlar kadar velilerimiz büyük heyecan içerisinde. Çünkü hayatlarında önemli bir devreye, önemli bir aşamaya giriyorlar. Elbette diğer sınıflardaki öğrencilerimiz de tekrar okullara, okullarına, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorlar. Ama eminim işlerinden de yaz tatilinin ne kadar çabuk bittiğini de söylüyorlardır. Evet, biz devletimiz, hükümetimiz eğitime büyük önem veriyor. Son yıllarda bütçeden, yatırımdan en büyük desteği eğitime veriliyor. Aksaray'ımızda da İl Milli Eğitim Müdürümüz bahsetti. Tekli öğretime geçtik bu yıl itibariyle. Yapılan yatırımlar sayesinde bugün Aksaray'ımızda ve tüm ülkemizde okullarımız hem fiziki anlamda hem teknolojik anlamda çok önemli imkanlara sahip. İşte Aksaray'ımızda derslik başına düşen, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 16-17. Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi ders kitaplarımızı devletimiz karşılıyor. Aksaray'ımızda binlerce, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencimizi taşımalı sistemle okullarımıza taşıyoruz. Yemeklerini karşılıyoruz. Eğitime bu kadar önem, destek verilmesinin sebebi, biliyoruz ki bugün karşımızda öğrenci, gençler olarak, çocuklar olarak bulunan öğrencilerimiz, geleceğimizin teminatı. Bundan 15-20 yıl sonra
Onlar bu ülkeyi yönetecekler, bizim yerimize geçecekler. O yüzden ülkemizin geleceği, teminatı olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi, eğitilmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleriyle düzenlenen törende Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise yaptığı konuşmada öğrencilere çok okumaları tavsiyesinde bulundu, başarılar diledi. Hem de kendine o kadar güzel bir özgüvenim vardı ki bizler olduğumuz yerde, oturduğumuz yerde sana hayran oldum. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Nasıl çalıştın, bir anlatabilir misin? Evde kendim aynaya bakaraktan sanki orada siz oturuyormuşsunuz gibi çalıştım. Seni tebrik ediyorum ya. Harika değil mi vekilim? Ya muhteşem ya. Şimdi aynanın karşısına geçtin. Sanki bizler orada oturuyormuşuz gibi konuştun değil mi? Bravo. Biz de siyasete başlarken öyle yapmıştık. İlk başta aynanın karşısına geçerek biz de senin gibi yapmıştık ama sen çok erken başlamışsın. O zaman ben şunu söylüyorum ya, belediye başkanı aramamıza gerek yok. İşte yanımızda belediye başkanı. Geleceğin belediye başkanı. Olur musun? Olurum. Ha? Olurum. Olursun değil mi? Peki ne olursun? Ne yapmak istersin belediye başkanı? Kocaman bir luna park yapmak istiyorum. Kocaman luna park istiyorsun. Peki o zaman ya. Sen olana kadar ben biraz başlayayım mı çalışmaya? Olur. İlk talimatı da aldım geleceğin belediye başkanından. Seni gerçekten de tebrik ediyorum. Çok güzel konulara değindi. Aslında bizim anlatacaklarımızı çok güzel anlattın. Ben sadece şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle başkanın mahallemde bir programı vardı. O program dolayısıyla okulumuza gelmiştim. Okulumuza geldim, baktım ki buralar biraz kötü olmuş. Buraya asfalt attım. Beğendin mi asfaltı? Evet, çok güzel olmuş. İyi olmuş mu? Arkadaşlarım da beğendin mi? Beğenmişlerdir. Güle güle kullanın. Bundan sonra bir isteğiniz olursa yine başkanınız olarak sizin yanınızdayım. Ne isterseniz onları yapacağım. Bir de konuşmanda özellikle şu konuyu vurgulamıştım. Malazgirt'ten bahsettin. Bizim bu hafta festivalimiz var. Bu festivalimizde de ikinci Kılcaslan özellikle öne çıkartıyoruz. İkinci Kılcaslan'da ne yapmış biliyor musun? Milyon Keferan Savaşı'nda abi öyle bir savaş yapmış ki Bizanslılar artık Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlamışlar. Yani Malazgirt'le kapıdan içeri girmişiz, Milyon Keferan'la da tapuyu almışız. Anadolu'nun tapusunu almışız. Biz de bu hafta, bütün bir hafta boyunca bunu anlatacağız. Sizler de katılırsanız bizleri mutlu edersiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum kıymetli valim, vekillerim. Onlar da konuşacaklar. Ben hepinizin eğitim ve öğretim yılını tekrar kutlu olmasını diliyorum. Değerli öğretmenlerime başarılar diliyorum ve onlardan tek bir ricam, Aksaray'ımızın değerleri ve büyükleri var. Kılıç Aslan, Biri Mehmet Paşa, Cemalettin Aksaray'ı, onları da inşallah çocuklarımıza öğretirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bunun dışında da bana söyleyeceğim bir şey var mı son olarak? Yok, teşekkürler. Ben Luna Park'ı yapmaya başlıyorum. Bir uçtan, sonunu sen bitireceksin. Anlaştık mı? Tamam. Hepinize teşekkür ederim, hayırlı günler diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşayan öğrenciler gösteriler sundu, söz aldı. Okul giriş kapısında protokol üyeleri katılımıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini Vali Aykut Pekmez çaldı. Kitapları sıralarında hazır bekleyen öğrenciler sınıflarındaki yerlerini aldı. Protokol üyeleri dersliklerde öğrencileri ziyaret ederek onlarla tek tek ilgilendi. Her yıl eğitime olan desteğini sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocuklara Aksaray Belediyesi'nin öğrenciler için hazırlanan Aslancan okul setini dağıttı. Sevgili seyirciler, kültürümüzün önemli ve köklü kavramlarından olan ve esnaflar arasındaki birlik ve beraberlikle birlikte dayanışmayı sağlayan aylık haftası kutlamaları başladı. Aylık haftası dolayısıyla Aylık Haftası Kutlama Komitesi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Aylık haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ülkü Yaşar, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Veysel Öztürk, bu yılın ahisi seçilen Esnaf Çapan Özkanlı ve esnaflardan oluşan kutlama komitesi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti.
17-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Aylık Haftası dolayısıyla Başkan Yazgı'yı makamında ziyaret eden heyet, Aylık Haftası dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında Başkan Yazgı'ya bilgi verdi. Kuşu ile inşallah bu yılda Aylık Haftamızı hep birlikte, Aksaray'ımızla, Türkiye'mizle birlikte kutlayacağız. Memleketimize hayırlar getirmesini, esnaf ve sanatkarlarımızın da bu vakta 13. yüzyılda Ahi Evran Hazretleri'nin kurduğu esnaf hocası, esnaf teşkilatları gibi o kültürle, o anlayışla, o ahlakla çalışmaları için gayretlerimiz var. İnşallah bunları zaman zaman yaşıyoruz, görüyoruz. 15 Temmuz'da olduğu gibi son hükümetimize yapılan para politikası gibi konularda da esnaf ve sanatkarlarımızın ayaklarının üzerinde durarak devletimize, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek ve katkıları oldu. Yanında dimdik durdular. Hiçbir şeye tenezzül etmeden, fırsatçılıklara zemin hazırlamadan esnaf ve sanatkarlarımız devletin yanında olmayı başardı. Bu tabii ki Kurtuluş Savaşı'ndan tut, Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden bu döneme kadar Türk milletinin birlik beraberliği için esnaf ve sanatkarların ne kadar büyük bir kaynak olduğunu, nasıl bir kaynak olduğunu hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Bunun için esnaf ve sanatkarlarımız bütün zor günlerde, bütün dar günlerde ve devletin bölünmez bütünlüğünün, ezanın dinmemesi için, bayrakların inmemesi için, vatansız kalmamak için bütün gayretlerini, çabalarını ortaya koymuşlardır. Bunlar hem maddi olarak hem manevi olarak, ki manevi olan daha önemli bence. Çünkü devletsiz bir milletin ne kadar parası olursa olsun hiçbir şekilde o paranın işe yaramayacağını, hiç vatansız bir insanın nasıl bir ibadet yapacağını, ne kadar ibadet yapabileceğini, ne kadar affedersiniz çoluğuna, çocuğuna ve namusuna sahip çıkabileceğini Allah korusun düşünmek bile istemiyoruz. Ama Türkiye Esnaf ve Sanatkarları olarak biz bu anlayış ve bu birlikteliğin sağlanması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İnşallah esnaf ve sanatkarlarımız ahilik ocağındaki çalışmalar gibi o ahlakla, o kültürle, o inançla devam ettireceklerini ben inanıyorum. Sizin de çalışmalarınızı, esnaf ve sanatkarlar üzerindeki çalışmalarınızı, bize yakın olduğunuzu, esnaf ve sanatkarlarımızın bütün konularda çözüm bulduğunu ve esnaf sanatkarlara ne kadar değer verdiğinizde zaten hallerimizin huzurunda bunu ifade ediyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aylık Haftasını kutlayarak ahiliğin temel görevinin ahlaklı fertler yetiştirmek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Şunu öğrendik, insana hizmet etmek en büyük vazifeymiş, en kutsal işlerden bir tanesiymiş. Önce tabii ki Allah'a kulluk edeceğiz ama ondan sonra da ikinci buyruğu insanlara hizmet etmemiz gerekiyor. Biz de burada Allah'a çok şükür orada öğrendiğimiz eğitimi, orada öğrendiğimiz kültürü belediyede uygulamaya çalışıyoruz. Ve belli bir noktaya getirdik. Tabii yeter mi yetmez. Bir sürü projelerimiz var. Başkanım da biliyor. Allah nasip ederse onları da ayağa kaldırmak için çalışacağız. Az önce kendiniz de, siz de bahsettiniz başkanım. Şu anda bir ekonomik kriz var. Krizi daha da büyütmeye çalışan başka güçler var. Ama biz bu geminin içerisindeyiz. Ya. Gidecek yerimiz yok. Başka bir ülkemiz yok. Biz bu ülkede sapasağlam ayakta duruyoruz. Aynı 15 Temmuz'da durduğumuz gibi. Ondan önce dedelerimiz Çanakkale'de durduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda durduğu gibi. Biz buradayız. Demek ki torunlar olarak bize düşüyorsa vazife, biz de bunu sonuna kadar yapacağız. Ama nasıl yapacağız? El ele, kol kola yapacağız. Tek başımıza mümkün değil yapmayacağız. Ben böyle sağlanacağım zaman sen beni tutacaksın. Sen sağlanacağın zaman sen beni tutacaksın. Hepimiz birbirimizi tutarak, hepimiz birlikte hem Aksaray'ımızı hem memleketimizi inşallah en iyi noktaya getireceğiz başkanım. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi kentin dört bir yanında yağmur suyu drenaj hattı olmayan yollarla birlikte rehabilite gereken mevcut güzergahlarda çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon hattı çalışmaları, yağmur suyu hatları yenileniyor.
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yoğun yağışlarda olası su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin her bölgesinde titizlikle yapılan çalışmalarla Aksaray'da altyapı sorunları bir bir çözüme kavuşturuluyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 30 metrelik yol güzergahı Cumhuriyet Bulvarı ve 40 metrelik yol güzergahı Atatürk Bulvarı'nda yağmur suyu kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Belediye yağmur suyu drenaj hattı olmayan yollarla rehabilite gereken mevcut güzergahlarda drenaj kanallarının oluşturulması, ilave sulama yapılarıyla bağlantılarının yapılması ve uluslararası uygun yol konforunun sağlanması için mevcut baca ızgaralarının yol kotuna getirilmesine yönelik yoğun bir altyapı çalışması yürütüyor. Su hatları çalışması, boruların değişim çalışması ve abone bağlantıları çalışmalarıyla Aksaray'ın tüm altyapı sorunları çözülüyor. Yağmur suyu hattı çalışmalarına Cumhuriyet ve Atatürk Bulvarı'nda devam eden ekipler, kanal temizleme, eski kanalların temizlenip yenilenmesi gibi altyapı çalışmalarını Aksaray'ın her bölgesinde program dahilinde sürdürüyor. Evet, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Bizim mikrofonda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan güncel bir soruyu sorduk sizlere efendim. Evet, bizim mikrofonla sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Manasını bilmiyorum. YouTube deniyor. YouTube'u biliyorum. Ama mesela tweet işte öp demekmiş. Onu biliyorum ama WhatsApp'ı inan bilmiyorum yani. Naber olması lazım. What zaten ne demek ama app sandığı gibi naber anlamında değil. Application yani uygulama diyebiliyorum. Naber ne yaptın? Tarzı bir şey. Naber demek. WhatsApp'ı demek. Mesajlaşmak için kullanılan bir uygulama. Açılımı mı? Açılımını bilmiyorum, yok. Haberleşme. WhatsApp, ne haber? Ne haber demek İngilizce'de. WhatsApp, ne haber falan mı? Öyle bir şey herhalde. WhatsApp kullanıyor musunuz? Evet, ben bir şey kullanmam. Yani WhatsApp, nasılsın? Ne? Nasılsın gibi, WhatsApp. WhatsApp, haberleşme, iletişim. Kelime anlamı ne demek? WhatsApp. Bilmiyorum ki, İngilizce bir kelime manasını bilmiyoruz. Sosyal medya ya yakın bir mesajlaşma türü. WhatsApp ne demek? WhatsApp ne demek? Mesajlaşma. Hiçbir anlamına bakmadım. What? Bilmiyorum. Aklıma birkaç sıra geldi ama bakmadım.